Mutlu günler efendim. Ben Seten Aycan Kat. Spordaki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen bir canlı bağlantıyla açılışı yapalım. Zira Türkiye Kupası finalinde bu akşam Beşiktaş'la Trabzonspor Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saatler 20.45'i gösterdiğinde başlayacak karşılaşma. Hemen kameralarımızı Olimpiyat Stadı'na çevirelim. Karşımızda Ekol TV spor spikeri Berna Kahraman var. Berna, sözü sana bırakıyorum. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim Setan'a, iyi yayınlar diliyorum. Evet, senin de bahsettiğin gibi bu akşam saat 20.45'i gösterdiğinde Beşiktaş ve Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, arkamda görmüş olduğunuz statta, kozlarını paylaşacak. Bu maçın hakemi Ali Şansalan olacak. VAR hakemi ise Hollandalı Dennis Johan Higler olacak. Tabii ki buradaki ortamdan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi maç öncesi her iki takıma da ayrı tribünler ayrılmıştı. Ben geldiğim andan itibaren çok fazla sayıda Trabzon taraftarı gördüğümü söyleyebilirim. Bu tarafta Trabzon taraftarları olacak gibi duruyor. Maç öncesi konserler olacak. DJ Hakan Sabancı, Stefan Ormender gibi sanatçılar çıkacak. Cumhuriyet'in 100. yılına özel yazılan Parla şarkısını koro seslendirecek. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası finaliyle ilgili şundan bahsetmekte de fayda var. Format gereği burada kazanan UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Tabii ki playofflardan başlayarak. Bu akşamki maçta eşitlik bozulmazsa baştan uzatmalar, ardından penaltılara gidilecek. Hemen biraz da düne dönmek istiyorum. Dün ortak bir basın toplantısı gerçekleştirildi Beşiktaş ve Trabzonspor tarafından. Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe, Necip Uysal, Trabzonspor'da da Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır vardı. Her iki tarafında aslında mesajı netti. Her ikisi de kupayı kendilerinin almak istediğini belirtti. Şu anda Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası sayısı 10, Trabzonspor'da aslında kupayı alarak bu sayıyı eşitlemek istediklerini söyledi. Her iki takımın da net bir mesajı var. Bu akşam çok güzel bir maç olmasını diliyorlar diyelim. Şimdi ben biraz Beşiktaş cephesinden de bahsetmek istiyorum. Zira Türkiye Kupası'nda 5. turdan katıldı. İlk olarak Eyüpspor, ardından sonun 6'da Antalyaspor, çeyrek finalde Konyaspor ve yarı finalde de hatırlayacaksınız bir önceki maçta Ankara Gücü'nü mağlup ederek finale yükseldi. Trabzonspor ise 4. turdan katıldı. Çorum Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü ve Gençler Birliği'ni eledi. Çeyrek finalde Başakşehir ve yarı finalde de Fatih Karagümrük'ü eleyerek bu akşam finalde oynamaya hak kazandı iki takım. Şimdi her iki takımdan da biraz eksiklerden bahsetmek istiyorum. Beşiktaş'a baktığımızda Ante Rebic ve Tayfur Bingöl sakatlığı nedeniyle bu akşam kadroda olamayacak. Şimdi Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen yine sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak. Pepe ve Trezeguet bir soru işareti, şu an şüpheli durumda. Bu akşam oynayıp oynamaması tamamen teknik ekibe bağlı diyebiliriz. Benkovic ise son yapılan antrenmanda yoktu. Ve Enis Destan da yine hatırlayacaksınız en son Ankara Gücü maçında kart gördüğü için bu akşam forma giyemeyecek. Kart cezalısı. Hemen muhtemel 11'lere de bir bakalım. Beşiktaş'ta kalede Mert, defans hattında sağda Svensson, solda Masuaku. Stoper tandemine baktığımızda Necip ve Koli'yi görüyoruz. Ortada Al-Musrati, Salih ve Jetson Fernandez. İleride forvette Semih, sağ kanatta Reşit Sa ve sol kanatta Muçi'nin forma giymesi bekleniyor bu akşam. Trabzonspor'a baktığımızda ise kalede Uğurcan Çakır, defans hattında Mönye, Eren. Stoper tandemine baktığımızda Mendy, Densville. Ortada Berat, Umut ve Bardi. Kanatlara baktığımızda Edin Visca, Fontas ve ileride de Onarçu'nun forma giymesi bekleniyor. Bu akşam bizler de her iki takımın verdiği mesajı verelim. Dileriz çok sportmence bir akşam geçiririz. Benim buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadardı Setenay. Sözü yine sana bırakıyorum.